baktığımızda ortalamada uzun zaman sonra bir çeyreklik zararda burada görüyor olacağız. Yani son 10 çeyrekte yoktu, öncesine bakmadım ama bir önceki çeyrek çok düşük bir kar vardı, 90 milyon TL'ye kadar. Bu çeyrekte bir zarar gelecek. Bu zaten tabii ki fiyatlara yansıyor. Yani şu an 38 lirada bu şirket ve son bir yılda, hatta işte 2023-2'nin işte Şubat'ından Mart'ından başlayan rallide de yatırımcısına kazandıramayan nadir şirketlerden bir tanesi oldu endeks kağıtları içerisinde. Endeks ağırlığı bir zamanlar %10'lardayken ciddi anlamda da düştü bu sayede. En kötü geride kaldı mı? Artık bunu konuşmak lazım burada. Yani demir çelik tarafında. Muhtemelen en kötü birkaç çeyreğinden biri olacak. Yani bu çeyrek belki en kötü çeyrek olur. Belki bir sonraki, hani bu yıl içerisinde en kötü bence geride kalacak burada. Ama tekrar söylüyorum, bence pozisyonlanmak için hala erken. Burada en azından bir kıvılcım görmek daha doğru olur. Hem işte dün Fed'in toplantısı vardı. Bugün ECB'nin faiz artışlarının devam ettiğini görüyoruz ve hala enflasyonla mücadelenin bütün dünyada sürdüğünü görüyoruz. Bu sürdüğü sürece de tabii ki demir çelikler tarafında çok iyimser olmak doğru değil. Ama bence dün Powell'ın konuşmasındaki en önemli nokta şuydu. Fed uzmanları bir resesyon beklemiyor dedi. Bence dün akşamın sürpriziydi bu cümle. Çok emin, yani kendinden emin bir cümleydi. Daha öncesinde de enflasyonun kalıcı olmadığına yönelik cümlelerin geldiğini ama çok da öyle olmadığını şahit olduk. Bu sefer resesyon beklenmediğini kendisi söyledi ama piyasa çok hemfikir değil. Ama gerçekten bir resesyon ihtimali yoksa, o zaman da bu durumdan en pozitif etkilenecek şirketler demir çelikçiler olacaktır. Yeniden büyüme döngüsünün başlamasıyla birlikte. Ama dediğim gibi bence bunu konuşmak için daha erken. En azından bu faiz arttırım döngüsünün bittiğini ve ekonomi üzerindeki etkilerinin hissedilmeye başladığını bir